O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Şimdi kalp damar hastalığı olanlar neler yapabilirler? Kalp damar için dünyada en ideal bitki alıç. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir zararı yok. Burada biraz önce bahsettiğim Evet. alıç, 90 çeşit alıçtan İki ikisi çeşidi şifalıdır. Ve Türkiye'de. bunun tabii ki rastgele alıç, bazıları alıç deyince gidip mesela dağda bayırda alıç topluyorlar, meyvesini yiyor. Meyvesinin etkisi yok zaten. Yani var da yaprak ve çiçeğinin ekstraktı kadar değil. %50 yaprağının ekstraktı olacak. Ekstrakt da ayrı bir şey. Yani bitkiyi al yaprağını ve çiçeğini. Bunun birleşimindeki etken madde %2. Siz yaprak ve çiçeğinin çayını içerseniz etkili fakat basit rahatsızlıklarda, ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle mutlaka damıtılarak elde edilen bitki özütüne ekstrakt denir. Ekstraktını kullanması gerekir. Ekstrakt olmazsa yeterli olmaz. Peki bu arada siz ne yapıyorsunuz? Alıç Yani forte diye. gidip nasıl topluyorsunuz bu bitkileri işte o formülleri üretmek için? Yani işte atıyorum Anadolu'ya, Karadeniz'e, işte dağlara mı gidiyorsunuz? Yaylalara mı Aa, çıkıyorsunuz? ben Ne toplayamam ki o yapıyorsunuz? kadar tonlarca bitki. Ne Ben sadece yapıyorsunuz? bitki fotoğrafı çekmek için gidiyorum. Mesela geçenlerde Sakarya, Bursa, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, bütün Çanakkale dolandım. Bitki fotoğrafları çekiyorum, geziyorum. Ama Türkiye'de çok büyük bir katliam var. Ne katliamı? Doğa katliamı. Ne yapıyor insanlar? Bir tarlası varsa içine ev, kulübe yapıyor veyahut da bir iş yeri açıyor. Verimli bütün araziler, ovalar mesela çekirdeksiz üzüm veya kestane ve nar ağacı, çeşit çeşit bitkilerin ekilmesi gereken verimli arazilere rastgele bir şeyler yapılmış. Sanayi organize bölge, sanayi bölgelerine yapılması gerekir. Yani iş yeri yapılacaksa, ev yapılacaksa yani evi olan yerde yapılması gerekir. Herkes bir şey yapmış sağa sola. Eğer böyle bu tempoya gidilirse 50 yıl sonra Türkiye ne sebze yiyebilecek insanlar ne meyve yiyecek. Mesela eskiden İspanya'da, İtalya'da da bu şekildeydi. İspanyollar, İtalyanlar şimdi yaptıkları hatayı düzeltiyorlar. Eski binaları beton söküyorlar, tarım alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz geç kalmadan tedbirini almalıyız. Yoksa bugün atılan Evet. o fabrikaları, evleri ileride yıkmak zorunda kalacağız. Evet, peki. Sivas'ta